İnsan ölmek için değil, Tanrı... Pepsi ile bu yaz aç iç kazan. Pepsi altın kapak ve açma halkalarının altındaki şifreyi şifre, ad, soyad yazarak 5757'ye gönder ve yüzlerce hediyeden biri senin olsun. Onlarca kişiye balonla doğa manzaralı kar pasturu, bisikletler, aksiyon kameraları, iPhone 7'ler, tablet PC'ler ve uçak biletleri. Her ay yapılacak olan çekilişle yüzlerce hediyeden birini kazanma şansı Pepsi altın kapak ve açma halkalarının altında seni bekliyor. Pepsi ile bu yaz aç, iç, kazan. Değerli izleyenler, güne merhaba. Devam ediyor. Sabah saatlerinde de ifade ettiğim gibi bugünkü stüdyo konuğumuz Halkın Partisi lideri Sayın Kudret Özersay bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Günaydın. Benim dilime sizinle ilgili genel başkan, gelemiyor. Bir lider. Sağlık olsun. Öyle yani, bilmiyorum neden hep öyle. Hani otağa toparlanıyoruz hareketinden bugüne kadar böyle bir liderlik vasfıyla geldiğiniz biraz için. Biraz onun etkisi, yani toparlanıyoruz hareketi döneminde kullanılan kavramın etkisi evet, evet. olabilir. Bir şey değil, sağlık olsun, yani sıkıntı yok. Yani inşallah göreceğiz artık ileriki günlerde evet. nasıl bir title'da oturacaksınız karşımızda. Vatandaşın takdiri. Evet. Sayın Özersay, tabii ki erken genel seçim tarihi bugün konuşulan en önemli konulardan biri. Cumhurbaşkanı seçim ve halk oylaması yasasını imzalayacak dedi Sayın Sibel. Belli ki orada bir sıkıntı yaşanmayacak. YSK her halükarda biz hazır oluruz diyor 7 Ocak tarihi için, ama hani yılbaşıdır, şudur budur falan, çok öncesinde başlaması gereken bir çalışma şekli olacak. Biraz yoğun olacak daha doğrusu, ama ülke için zaten bazen yoğun olmak gerekir. Fakat Demokrat Parti kanadı, yani iktidarın ortağı, diyor ki bütçe hazırdı, değildi, işte bütçe açılmayacak, iki seçim ard arda olacak, ülke ekonomik sıkıntıya düşecek, okullar vardı aksayacaktı vesaire gibi söylemlerle 7 Ocak tarihinin daha ileriki bir aya, yani Şubat ayına alınması yönünde bir önerisi var. Açıktan yapılan bir öneri bu. Kapalı öneriler ve kapalı kapılar arkasındaki söylemleri de zaten hepimiz biliyoruz, halk da tahmin ediyor, ama dile getirmeye biraz da cesaret edemiyor galiba siyasiler. Örneğin işte biz şimdi bu tarihi söyledik. Bu seçim ve halk oylaması yasasını artık siyasi intihar mı gibi endişeler de taşıdıklarını görüyoruz. Evet. Sizin Halkın Partisi olarak seçim tarihi ve seçim ve halk oylaması yasası ile ilgili görüşleriniz nelerdir? Teşekkürler. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Sesimden dolayı herkesten özür dilerim. Biraz soğuk algınlığından dolayı galiba biraz şey, farklı çıkar, ama dediğiniz gibi bir açıktan bu seçimin 7 Ocak'ta yapılmasına karşı olanlar var. Bir de öyle anlaşılıyor ki nereden dedik bu 7 Ocak'a üstümüze geldi diye düşünenler var. Evet. Kendi içlerinde bir tartışma devam ediyor. Bir tutukluk, bir isteksizlik, bir taraftan hazırlanmaya çalışma ama diğer taraftan da bir isteksizlik durumu. Bir kere öncelikle şunu söyleyeyim. Seçimin ertelenmesini isteyen ve tercih eden, ama bunu açıkça söylemeyenler olduğu anlaşılıyor. Bir biçimde kapalı kapılar ardında bunu konuşup acaba hangi bahaneyle bunu geciktirebiliriz şeklinde düşünce ve konuşmalar içerisinde olanlar var. Bu bize de geldi. Hükümetin bir kanadının yapmış olduğu açıklamalarda esasen okulların Şubat tatili döneminde yapılması ya da okullarda verilen eğitimin yapılacak olan seçimden olumsuz yönde etkileneceği yönündeki açıklamaları biraz seçimin yapılmaması için ya da geciktirilmesi için bir bahane gibi görünüyor bize. Burada özellikle dikkat çekmek istediğim bir husus var. O da şudur. Bazı kesimler
işte ne olacak yani işte bir hafta önce bir hafta sonra. Evet, bir hafta önce bir hafta sonra ya da işte Ocak ayının sonuna doğru yapılmasında önemli bir sıkıntı yoktur tabii ki. Ama bunun daha sonraya atılması, Şubat'a Mart'a atılmasında aslında toplumu bekleyen bazı riskler vardır. Buna değinmek istiyorum. Tabii. Bir kere hatırlayacaksınız, yani hatırlamamız gerekir. Bundan birkaç hafta önce Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu bir karar vardı. Ve o karar bir tanesi limanlarla ilgiliydi. Bir tanesi de fiber optik ve 4G ile bağlantılı kararlardı. Bunlar bu iki konuda, yani deniz ulaştırması konusunda ve haberleşme ile ilgili olarak hükümetin özelleştirmeye dönük bazı adımları atacağı ve bunun startını verdiği mesajını içeriyordu. Eğer bu seçim bir hafta, iki hafta değil de birkaç ay ertelenmeye kalkılırsa, herkes şunu bilmelidir ki bu hükümet kişisel menfaate ve genel anlamda menfaat dağıtmaya dayalı bir hükümet olduğu için bu sözünü ettiğim konulardaki özelleştirmeleri yapmaya yeltenecektir. Ve oralardan da bir takım menfaatler elde etmeye yeltenecektir. Bizim endişemiz budur. Bunu niye söylüyorum? Bir tecrübeye dayalı olarak söylüyorum. Toplum olarak bir tecrübemiz var. Yani ben şahıs olarak, özersay olarak tecrübemden bahsetmiyorum. Ama toplum olarak biz bunu yaşadık değil mi? Yani bir kurultay döneminin öncesinde çok güçlü olmayan, kendi içinde tartışmaları olan İhsen Küçük hükümeti döneminde hatırlıyorsanız yıl sonuna doğru 13. maaşları ödeyebilmek için Ercan Havaalanı ihalesi o dönemde hem aceleye getirilmişti hem de bir takım prensiplere uygun olarak yapılmamıştı. Ve bundan dolayı da aslında kaybeden toplum oldu. Yani başlangıçta yüklü bir miktar para alalım, biz bu parayı 13. maaşlar için kullanalım yoluna gitmişti o dönemki hükümet. Neden? Kendisini düşündüğü için olası bir seçimde veya o dönemde Ulusal Birlik Partisi'nin kendi içindeki seçimde kendisine bir avantaj sağlamak için bu yola gitmişti. Şimdi benzer bir tehlike bizi bekliyor. Dolayısıyla seçimin ertelenmesi, birkaç ay sonraya bırakılması gibi bir girişim karşımıza toplumsal varlığımızın parçası olan bu yapılarda, mesela limanlarla ilgili olarak ya da GSM ile ilgili, telekomünikasyon dairesi ile ilgili aslında kamunun, toplumun yararına olacak bazı modellerle kamu özel ortaklıkları kurulabilecekken çok güçlü olmayan bir hükümet döneminde bu yapıldığında maalesef toplum kaybeder öyle bir durumda. Yani öyle bir ihaleye çıkarlar ki ya da ihale sonucunda öyle bir ilişki biçimi kurarlar ki ondan sonraki 10 yıl toplum kaybeder. Biz bu konuda çok hassasız, altını çizdiğimiz bir şey var. Bu ve benzeri yaşamsal kararlar kesinlikle artık gideceği belli olan ve halkın yeniden görev vermeyeceği belli olan bu hükümet tarafından alınmamalıdır. Bu kadar açık ve net söylüyorum. Peki seçim tarihi 7 Ocak olarak sizce de uygun mudur? Bizce uygundur. Biz hazırlığımızı yaptık, hiçbir sıkıntı da yoktur. Öte yandan şunun altını çizmek isterim. Biz uzunca bir süredir Halkın Partisi olarak erken seçimin yapılması gerektiğini savunan bir parti olduk. Aslında çok daha makul tarihler geçmişte geçirilmiştir ve kaçırılmıştır. Ve örneğin aylar önce yine Halkın Partisi'nin de ısrarıyla mecliste yine bir erken seçim tartışması yaşanmıştı. Yine Ulusal Birlik Partisi'nin başkanı Sayın Özgür Gün bir takım işte hotri meydanlar falan çekmişti. Hı hı. Ama o dönemde maalesef Cumhuriyetçi Türk Partisi doğrudan doğruya seçimin tarihine yönelmesi gerekirken hükümetin düşürülmesine yönelik bir adım attığı için seçim tarihi belirlenememiş ve hükümet ve destekçisi olan bağımsız milletvekilleri kenetlenmişti adeta. Böylece Temmuz civarında yapılabilecek olan bir seçim fırsatı biraz istekli, biraz isteksiz, biraz bilinçli, biraz bilinçsiz olarak kaçırılmış oldu. Ama tekrar altını çizerek vurguluyorum. Biz şöyle bakıyoruz Halkın Partisi olarak. Bu hükümetle geçen her bir gün toplum açısından bir kayıptır. Bazıları bunların diyebilirsiniz ki gündelik kararlar bağlamında atılması gereken bazı adımların atılmaması nedeniyle bir kayıptır. Yani mesela
En basitinden çalışma yaşamında bir takım denetimler yapılmadığı için özellikle inşaat alanında iş kazaları giderek artarak devam ediyor ve canlar yitiriliyor. Bu bağlamda ciddi bir kayıp, ciddiyetsizlik anlamında ciddi bir kayıp. Ama öte yandan bazı konularda geri dönülmez zararlar verebileceği için bu hükümet ve geçmişte de verdiği için birkaç örneği de az önce sıraladım. Bu gibi toplumun gelecek 10 yılını, gelecek 20 yılını etkileyecek konularda bu hükümetin karar almasını sorunlu gördüğümüz için bir an önce aslında seçimin yapılması bize göre doğrudur. O yüzden 7 Ocak tarihi de tamamdır. Biz buna her durumda, her şeyle hazırlıklı olacağız. Yani bu tarihi onaylasınlar yeter ki biz aday belirleme sürecimiz zaten tamamlanmış olacak. Çıkıp adaylarımızı açıklayacağız topluma. Ve bu seçime biz hazırız. Evet, aday belirleme süreci dediniz. Geçtiğimiz gün arkadaşlarımız da siyasi partileri takip etti. Aday belirleme tarihi başladı, nasıl belirlenecek vesaire, kriterler falan. Zaten siz bunları belirtmiştiniz ama bununla birlikte aday adaylarından alınan ücretler var siyasi partiler için. Bir de aday olduktan sonra alınacak ücretler var. Buna ek olarak hiç gündeme gelmeyen ama yine de işte benzindir, şu akaryakıttır diyelim. Ne bileyim bununla beraber seçim propagandasını veya kampanyasını yürütecekleri her ne kullanacaklar için bilmiyorum ama bunların da hepsinin harcaması eklenince yaklaşık olarak minimum 50 bin TL'ye ihtiyaç var aslında seçim için bir kişi. Bağlamında söylüyorum. Bir de partilerin almış olduğu ücretlendirmeler var. Tabii her siyasi partinin farklı ücretlendirmeleri var. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nde bildiğimiz kadarıyla ücretlendirme yok. Bugün sabah okuduk aynı şekilde. Ama UBP, DP, işte ne bileyim diğer siyasi partiler de var. Halkın Partisi'nde durum nedir? Ve nasıl değerlendiriyoruz? Şimdi ortada çok ciddi bir para düzeni var. Yani daha basit söylemek gerekirse normal bir vatandaş, dar gelirli bir vatandaş örneğin, toplumun değişik kesimlerini mecliste temsil edebilecek olsa da, mecliste yasama faaliyetine katkı koyabilecek bir isim olsa da, bu siyasi partilerin pek çoğunda aday dahi olamaz. Neden? İşte bu rakamlardan dolayı. Bu da neyi gösterir bize? Aslında halka ne kadar uzak olduklarını gösterir bize göre. Halkın Partisi 500 TL'lik bir kayıt ücreti alıyor aday olmak için başvuranlardan. Aday olduktan sonrasıyla ilgili olarak bir şey belirlemedik henüz. Bir karar alıp belirleyeceğiz ama bu şu demek değil. Birisini aday göstermeye kalkışıyoruz ama işte o katkıyı koyabilecek durumda değil de aday göstermekten vazgeçiyor. Yok böyle bir şey olmaz. Neden? Çünkü halkın bütün kesimlerine ulaşıp toplumun genelini temsil edecek bir aday kadrosu, bir milletvekili aday listesi çıkaracak Halkın Partisi. Bunu açık yüreklilikle söylüyorum, daha önce de söyledim. Çıkaracağımız adaylara da kefil olacak. Bunu da daha önce söyledim. Şimdi şunun altını özellikle çizmek isterim. Cumhuriyetçi Türk Partisi ile ilgili olarak evet dediğiniz gibi kayıt ücreti yok belki ama seçilenlerin maaşından partiye kesinti gibi başka da bir model var orada ki onu da yıla vurduğunuz zaman o da çok büyük bir rakamdır. Şimdi bütün bu rakamlara baktığınız zaman 30 bin ya da işte 50 bin TL'ye varan bu rakamlara baktığınız zaman milletvekili olmak için cebinde para olması lazım falan gibi bir hava, bir ortam yarattılar, bir düzen yarattılar. Bu düzeni zaman içerisinde yarattılar ve şimdi onu devam ettiriyorlar. Birkaç noktaya değinmek istiyorum ama bununla ilgili olarak. Bir kere bu siyasi partiler, özellikle mecliste bulunan siyasi partiler, 4 siyasi parti, herkese bir hatırlatma mahiyetinde söylüyorum. Zaten devletin bütçesinden, zaten doğrudan doğruya vatandaşın vergilerinden oluşan devlet bütçesinden katkı alıyor bu siyasi partiler. Sahip oldukları milletvekili sayısı üzerinden aslında milyonlar alınıyor devletin bütçesinden. Yani mesela bu paralar nasıl oluyor da yetmiyor ve bunun üzerine bu kadar büyük rakamlar, fahiş rakamlar insanlardan isteniyor. Bu bir soru işaretidir. Tabii akla şu da geliyor. Daha önce bu siyasi partilerden bazı isimlerin çıkıp
seçimde oy satın alınabiliyor, ben de aldım diyenler var değil mi? Dolayısıyla daha fazla para, daha fazla oy satın alma kapasitesi diye düşünüyor da olabilirler maalesef. Ama bunların hepsi bize göre halka bir nevi hakaret ve dışlamadır. Yani insanlara, toplumun içerisindeki farklı kesimlere burada şansını deneme imkanı vermek lazım, açık söyleyeyim. Ve mesela biz Halkın Partisi olarak bu kayıt ücretini 500 TL dedik. Birisi çıksa dese ki ben iyi bir aday olduğumu düşünüyorum, ben bu görevi yapabilirim ama mesela param çıkmadı. Bu başvuruyu yine kabul edersiniz. Neden? Çünkü toplumun iradesini yansıtmaya dönük bir çalışmadır aslında siyaset. Bir araçtır toplumun sorunlarını çözmek için. Bir diğer önemli nokta var ama bu fahiş rakamlara baktığımızda bizim dikkatimizi çeken. Bu bir analizdir, bir tahmindir. Kesin bir şey değil şimdi söyleyeceğim. Maalesef yürürlükteki yasalarımıza uygun olmayacak şekilde bir aday belirleme sürecine kalkıştılar başlangıçta. Mesela Ulusal Birlik Partisi. Ve belli ki o sürecin içerisinde birilerine bazı sözler verdiler. Adaylıklarla ilgili vesaire. Ardından Yüksek Seçim Kurulu'nun yaptığı uyarı sonucunda aday belirleme yöntemini değiştirmek zorunda kaldılar. Peki daha önce söz verdikleri, hatta basına isimleri yansıyanlar açısından baktığınızda, peki bunun içine nasıl çıkacaklar şimdi? Bize öyle geliyor ki rakamı çok yüksek tutarak başvuruların önüne geçmeye çalışıyorlar. Sadece o önceden söz verdiklerinin verdiklerine o sözü tutabilmek için, yani o adaylık pazarlıklarının çerçevesindeki durumu koruyabilmek için başvuruların sayısını yüksek rakamla sınırlandırmaya çalışıyorlar. Bu biraz öyle bir egzersize de benziyor. Ama nihayetinde özetle bu rakamlara baktığımızda bir üçüncü sıkıntı daha var. O da şu, eğer siz halktan kopuk bir takım adaylar çıkarmayı düşünüyorsanız, böyle fahiş rakamlar belirleyebilirsiniz tabii ki. Ama daha önemlisi, en az şu kadar para ihtiyacım var, ondan sonra da seçildikten sonra da bu kadar para ihtiyacım var falan dediğinizde, bu neye neden olur biliyor musunuz? Ben bu kadar masraf yaptım milletvekili olabilmek için, tabii ki bakan olmam lazım gibi bir taleple karşılaşırsınız sonradan. Ya da ben bu kadar para harcadım, milletvekili olayım, milletvekili olduktan sonra herhalde ben de kendimi düşüneceğim. Mesela gidip ikinci iş yapacağım falan demeye kalkabilir değil mi? Kliniğimi açacağım falan demeye kalkabilir. O kadar masraf yaptım falan. O yüzden bu ilişki baştan maddiyata dayalı olarak kurulduğu için halkın derdini anlayabilecek ve halkın içinden insanların, gerçek anlamda ama halkın içinden insanların böyle bir fahiş rakamlarla çıkması mümkün olmaz. Dolayısıyla bu siyasi partilerin belirledikleri bu parasal standart halktan ne kadar kopuk olduklarını ve sonradan seçilecek olanların da siyaseten ne kadar çok yozlaşmaya açık bir duruma gelebileceklerini göstermesi açısından önemlidir. Biz bu tür bir ilişki ve yapılanma içerisinde değiliz Halkın Partisi olarak. Açık ve sarih bir biçimde adaylarımız da ortaya çıktığında herkes bilsin ki o makamlara değil görevlere aday olacak bu insanlar. Yani mecliste yapılacak olan şeyin bir işte koltuğa aday olmak ya da makama aday olmak olmadığını, bunun bir göreve aday olmak olduğunu herkesin bilmesi lazım. Biz adaylarımıza da bizimle temas edenlere açıkça söylüyoruz. Gerek bir başka iş yapma, yani hem milletvekili hem de bir başka iş yapma gibi bir şeye bir şeyin mümkün olmayacağını, gerek bugüne kadar gördüğümüz meclisin içerisinde iki kişiye konuşan, kürsüde konuşan bir kişi. Hayır, nisap sorunu yaşamaması lazım meclisin. Halkın Partisi'nin milletvekilleri tam kadro mecliste olacak ve yoğun bir biçimde çalışacak vatandaş için. Sadece komitelerde değil, genel kurulda da. Neden? Çünkü baktığınız zaman o televizyonda yapılan yayınlara, insanlar baktığında ve kendi seçtikleri vekillerin oralarda olmadığını, olduklarında da üslup olarak birbirlerine bağırıp, hakaret edip, çok anlamsız tartışmalara girdiğini gördüğünde,
vatandaş kendi iradesine saygısızlık edildiğini görür. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Halkın Partisi'nin adayları makama değil göreve aday olacak ve tam kadro o genel kurulda ve mecliste görevini yerine getirecek. Bunu baştan kendilerine söylüyoruz. Böyle bir görevdir talip oldukları ve bir üçüncüsü de ben hem oraya giderim, yarım günde gider kliniğimi açarım meselesi bizim siyaset anlayışımızda yoktur. Bu ilişkiyi baştan bu şekilde tanımlıyoruz. Herkes de bunu biliyor. Evet, devam edelim. Birkaç tane de sorumuz var. Onları da aktarıp daha sonra kendi sorularımıza geçeceğiz ama öncelikli vatandaşın gönderdikleri diyelim. Seve seve. Seçimi erteleme söylemeleri ve ihtimaliyle ilgili sorumuzu zaten yanıtlamıştınız. Aday adaylığı sürecinde diğer partilerin istediği fahiş paraları da yine yanıtladınız. Geçicilerin göreve gelmeniz durumunda durumunun ne olacağıyla ilgili bir sorumuz var. Geçici memurların aslında bulundukları görevde atmış oldukları imzanın yasal olmadığını da ilk belirten siyasi parti Halkın Partisi'dir diye doğru hatırlıyorsam bir beyanatta. Hani çünkü geçici memurlar normalde belli kritik noktalarda olmamaları gerekiyor ama. Bizim söylediğimiz şey evet, şudur. Buyurun. Tabii ki yasalar çerçevesinde bakmak lazım her şeye. Bir hukuk devleti yaratmak istiyoruz madem ki. Ama geçicilerle ilgili olarak birkaç tane önemli nokta var aslında. Birincisi, dünyanın hiçbir yerinde bir kişi geçici statüde 10 küsur yıl neredeyse emeklilik noktası yaklaşana kadar hala daha geçici statüsünde tutulamaz. Yani böyle bir yapı yok. Ne olur ve ne olması gerekir? Bize göre bu yapıyı yarattılar. Uzun yıllar bu insanları bu statüde tuttular. Ve her seçim döneminde de iki dudakları arasında bu insanların geleceğini kilitlediler. Ve siyasi olarak bunu sürekli istismar ettiler. Seni atarım işten falan diyerek oylarını ve desteklerini almaya çalıştılar. Bir kere bu yapıyı değiştirmek lazım. Nerede değiştirmek lazım? Bundan sonrası için kesinlikle değiştirmek lazım. Yani kamuya yapılacak olan istihdamlarda evet geçici memur artık alınamıyor. Ama geçici işçi alınmasının önü hala daha açık. Bunu kesinlikle düzenleyeceğiz göreve gelince. Neden biliyor musunuz? Çünkü şu anda çok yoğun bir biçimde geçici işçi olarak insanları işe alıp ondan sonra memur gibi çalıştırıyorlar. Yani işçi statüsü farklıdır Cidem Hanım. İşçi statüsünde birisini alıp masa başı işi, memur işi yaptıramazsınız. Bu yasalarımıza aykırıdır. Ama şimdi yapılan tam da budur. Neden? İşte geçici memura ilişkin statü kapatıldığı için yapıyorlar bunu. Nedir olması gereken peki? Biz ne yapacağız? Kamuya istihdamda insanlar istihdam edildikten sonra belirli bir süre geçici deneme süresi verilir. Dünyanın her yerinde böyledir. O süre zarfında belli açılardan kişi denenir. Ondan sonra da kadrolanır. Eğer tabii sözleşmeli almayacaksanız. Yani bu daimi kadroda bu modelin takip edilmesi gerekir. O bir deneme süresidir. Deneme süresi içerisinde kişilere belli bazı eğitimler de verilir. Belli bazı açılardan kişi denenir. Ondan sonra o daimi kadroya geçilir. Ve ondan sonrasıyla ilgili olarak da kamuda performansa dayalı bir sistemi oturtma kararlılığındadır Halkın Partisi. Evet, hizmet içi eğitimlerle tabii ki beraber. Şimdi geçicilerle ilgili olarak bugün geçici statüde olan kişilerle ilgili olarak da şunu söyleyeyim. Bir kere Halkın Partisi göreve geldiğinde geçicileri işten falan çıkarmayacak. Bunu açık ve net söyleyeyim. Çünkü neden söylüyorum bunu? Neden ihtiyaç duyuyorum bunu söylemeye? Bu ülkede çok kirli bir siyaset anlayışı var. Bir seçim dönemi yaklaşıyor. Hemen her tarafa gidip kulaktan kulağa işte Halkın Partisi gelirse geçicileri işten çıkaracak ha gibi bir söylem yayıyorlar. Ve bunun üzerinden siyaset yapmaya çalışıyorlar. Bizim hiçbir zaman böyle bir söylemimiz olmadı, böyle düşüncemiz de yoktu. Neden biliyor musunuz? Devletin nasıl çalıştığını bilen herkes, devletin içerisindeki belli bazı dairelerde, belli bazı kurumlarda esas işi yapan konumunda geçiciler olduğunu bilir. Yani öyle bazı noktalar var ki işin esasını yapan kilit noktalardaki insanlar geçici statüde.
Siz geçicileri işten çıkarmaya kalkarsanız devlet bürokrasisini kilitlersiniz bugünkü şartlar altında. Peki ne yapılması gerekir? Bu geçici statüde olan kişilerin kadrolanmasıyla ilgili olarak bir süreç başlatmak gerekir. Ama bunu yaparken bugün konuşulan bir model var. Biz Halkın Partisi olarak daha farklı bir modeldir düşündüğümüz. Yani sadece geçicilerin katılabileceği bir sınavı doğru bulmuyoruz. Bizim söylediğimiz şey şudur. Devletin içerisinde yıllar önce bir işe girmiş olan ama o dönemde o kadro açılmadığı için kendisine çok daha uygun bir kadro olmasına rağmen oralara girememiş olan insanlar var. Ve kadro bekliyorlar. Yani bir münhal açılsın da ben de sınava gireyim, hak ettiğim yere geçeyim. Yani aldığım eğitime uygun bir yere geçeyim eğer hak ediyorsam diye. Bu insanların bu sınav hakkının elinden alınmaması lazım. Dolayısıyla sadece geçicilere dönük bir sınav açmak yerine ister içeride şu anda devlet memuru olan ve kendine daha uygun bir kadro bekleyenlere, ister geçicilere, isterse dışarıda bugüne kadar bir işe girememiş olan ama devlette sınav açılmasını bekleyen insanlara hepsine açık olacak olan adil bir sınav yapmak lazım. Halkın Partisi'nin söylediği şey budur. Ha, bu sınavın ertesinde geçici statüde olanların bir kısmı bu sınavı geçemedi. İşten mi atılacaklar? Hayır, işten atılmayacaklar. Ama geçicilerin kadrolanmasını yaparken, kadrolanma işlemini yaparken yapılacak olan sınavın herkese açık ve adil bir sınav olması gerektiğini düşünüyoruz biz Halkın Partisi olarak. Söylediğimiz şey budur. Bunu kimse başka türlü istismar etmeye falan çalışmasın. Biz geçicilerin, zaten temsilcileriyle de görüştük, devletin farklı kurumlarında sivil havacılıktan Ekonomi Bakanlığı'na, Başbakanlık Mevzuat Dairesi'ne varıncaya kadar kilit noktalarda geçici personelin bulunduğunu ve bu insanların aslında pek çoğunun da girilecek olan sınavda kadrolanmayı hak edebileceğini zaten görüyoruz. Ama bunu adil bir çerçevede yapmak lazım. Neden? Eğer siz bugün devlet memuru olan ama hak ettiği kadroda bulunmadığını düşünen insanlara bu imkanı vermezseniz, bu sınavı kapatırsanız bu insanlara, o zaman 10 yıldır ya da 8 yıldır o kadroyu bekleyen, şansını o kadro için denemek isteyen insanlara kusura bakmayın artık geçicileri açtık sınavı, geçicilerle o kadroyu doldurduk. Bundan sonra siz buradan umudunuzu, ümidinizi kesin demek anlamına gelir. Bu da orta vadede Çiğdem Hanım, kamunun içerisindeki verimliliği aşağıya çeker. Hatta geçicilerin sadece geçicilere açık bir sınavın yapılması durumunda geçiciler ile şu anda diğer kadrolarda bulunan insanlar arasında bir gereksiz tansiyon ve gerginlik de yaratır. O yüzden adil bir sınavdır savunduğumuz ve bu içinden çıkılabilecek bir durumdur. Bir kez daha şunu vurgulamak isterim. Maalesef ama maalesef şu anda bir süre önce bilgisi de bize geldi. Basında da bir miktar yer aldı. Bir örnek vereceğim sadece. Buyurun, Turizm Bakanlığı'nda örneğin 20'nin üzerinde kişinin işte çevre dairesine ve başka yerlere geçici işçi statüsüyle alındığını biliyoruz. Geçici işçi statüsüyle alınan kişilerin de memur gibi çalıştırıldığını biliyoruz. Şu anda pek çok bakanlıkta bunu yapıyorlar. Bu yasa dışıdır. Bunların bir an önce önüne geçmek lazım. Sadece bu açıdan bile baktığımızda bu hükümetin daha uzun süre görevde kalmaması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü zarar veriyorlar devlet bürokrasisine. Evet. Sayın Özersan, şunu da sormak istiyorum. Dün akşam bir arkadaşımın gönderdiği bir fotoğrafa bakıyorum şu anda internetten de. Demokrat Parti'nin sanırım bu bir kurultayı vesaire geçmişte rahmetli Bengü Şonya, Allah rahmet eylesin diyelim bir kez daha. O dönemlerde çok şiddetle karşı çıkmıştı UGL'lilerin Demokrat Parti'ye gelmesine. İşte Demokrat Parti'yi aşağıya çekeceğini söylemişti vesaire. Bugün görüyoruz ki Bengü Şonya'dan bazılarının bir özür dilemesi gerekiyor ama çok geç. Şunu söyleyelim. Mesela Sayın Taçoy UGL'li burada bu fotoğrafta var. Şu anda UBP'ye geçti. Sayın Menteş Gündüz yine bu fotoğrafta var. Şu anda UBP'ye geçti. Sayın Ahmet Kaşif'i görüyorum. Bengü Şonya ile el ele şu anda bu fotoğrafta Demokrat Parti'nin kurultayında. Şu anda UBP'de.
Yine bu fotoğrafta Serdar Denktaş'la el ele olan Hakan Dinç Yüreği görüyorum. Şu anda UBP'den nereden bilmiyoruz aday olacağı? Yok, ben biliyorum. Öyle dün mi sordum. Sayın Sadık Gardiyanoğlu bu stüdyoda belirtti. Hakan Dinç Yüreği henüz kontenjandan mı aday olacağına yoksa şeyden mi, üyeye mi gideceğine karar verememiş. Dolayısıyla UBP'de demekle bir sakınca yok herhalde. O da yine UBP'de. Önder Senderoğlu'nu ayrı tutuyorum. O zaten CTP'deydi. Önce UBP'deydi galiba, sonra CTP, sonra CTP'den UBP. Bir emin olamadım oradan. Yani böyle bir durum. Şimdi Özdemir Beroğlu'yu tartışıyoruz. Milli Eğitim Bakanı. O da Demokrat Partili bir Milli Eğitim Bakanı ama UBP'den aday olacağını dün Sayın Sadık Gardiyanoğlu burada söyledi. Kendisi şu ana kadar resmi bir açıklama yapmasa da. Yaşanan bu şeyi... Yani nasıl oldu bu? Ben anlamadım. Anlamazsınız tabii çünkü yani halkın, oradan oraya, oradan halkın oraya falan aklıyla alay ediyorlar bence. Yani ben size sorayım. Yakın zamana kadar Kıbrıs Türk insanının en fazla tepki koyduğu şeylerden bir tanesi neydi? Milletvekili transferleriydi. Bunlar... Döneklik, işte dansözlük, kıvraklık vesaire, topaç falan gibi kavramlarla, yani bunu söylemek zorundayım, kimse kusura bakmasın affınıza sığınarak. Bu kavramlar kamuoyunda çok kullandı ve insanlar dedi ki nasıl ya, biz seni filan partiden milletvekili seçtik, ertesi gün baktık başka partidesin. Bu transfer meselesi, futbolcu transferi mi bu, nasıl olur bu, bir menfaat karşılığında bir taraftan diğer tarafa gidiyor herhalde ya da bakan olamadı, küstü diğer partiye geçti. Ya da kendisine istediği yer verilmedi, gitti diğer partiden aday çıkmaya çalışıyor falan. Demek ki bir, bu isimlerin büyük bir kısmı Çiğdem Hanım, evet, bize göre dertleri vatana, topluma hizmet falan değil. O makamdır. Bu kişiler görevin adayları değil, o makamların adaylarıdırlar. Toplumda bu kadar büyük bir tepki oluşmasına rağmen bu tepkiyi gördüler meclisteki siyasi partiler. Bu çanak kafalı başlarında kırılmasın diye kendilerine göre bir tedbir aldılar. Ne yaptılar? Dediler ki yasal değişiklik yaptık. Bundan sonra bir partiden seçilen milletvekili milletvekiliyken istifa ederse ya da atılırsa partiden başka bir partiye geçemez. Ta ki seçim yani o milletvekilliği dönemi bitsin da ondan sonra seçime gidilsin. Bunu yaptılar ama yasal bu düzenlemeye rağmen ve koydukları bu yasağa rağmen onun dışından dolanmanın bin çeşit yolunu geliştirdiler. Ve yine aynı yanlışı yapmaya devam ediyorlar. Yani halka diyorlar ki biz daha önce keyfimize ve menfaatimize göre bir partiden diğer partiye gidiyorduk. Sonra siz tepki gösterdiğiniz için bunu gidemeyecek gibi yaptık ama gene gitmeye devam ediyoruz. Bu halkın aklıyla alay etmektir. Zannederlerse ki insanlar bunu görmez, çok yanılırlar ve yanılacaklar zaten. İlk seçimde bunun da faturasını hepsi ödeyecek. Bir örnek vereyim size. Sadece milletvekillerinin sınırı değil bu mesele. 2014 yılında bu ülkede bir belediye seçimi yapıldı. O belediye seçimlerinde adayların büyük bir kısmı, yani şimdi partilere tepki var, insanlar artık meclisteki bu siyasi partilere güvenmiyor. Ben parti adayı olarak değil, bağımsız aday olarak çıkayım diyenler oldu. Çıktılar mı? Evet, çıktılar. Bağımsız aday olarak çıktılar ve bağımsızların büyük bir kısmı belediye başkanlığını kazandı. Partili adaylara vermekten geri durdu insanlar. Ama o belediye başkanlığını kazanan isimlerin bir kısmı kısa bir süre sonra kalktılar ve partilere geçtiler. Yani orada da halkın iradesiyle uygun olmayan ve bir anlamda alay eden bir yaklaşım var. Şimdi gelelim bugüne, sizin verdiğiniz örneklere. UGE'den girdirdi veya başka yerden vesaire. Bir gerçek var. Aradıkları şey kesin garantilenmiş adaylıktır. O makamlara adaylıktır. Ve istedikleri konumdur. Tekrardan bir biçimde seçilebilmek için düşünün. Bir siyasi partinin içerisindesiniz, bir siyasi parti size diyor ki şu bakanlığı yapma görevini size veriyorum. O görevi üstleniyorsunuz, göreviniz hükümet devam ettiği sürece devam ediyor sizin. Ona rağmen siz diyorsunuz ki
seçim kararı alındığına göre ben artık partili değilim. Yani zincirlerimi attım, ben artık kendime fertime bakacağım. Nereden seçilirim, gideceğim, bulacağım kendime bir yer ha demeye getiriliyor aslında bu açıklamayla. Oysa soru şudur, siz bu ülkenin, hükümetin bakanlarından birisisiniz. Seçim kararı alındı diye parti ilişkim koptu, gideceğim başka pazarlıklarla başka bir adaylık arayayım derseniz, ki ben bunu biraz açık sözlülük olarak görürüm, siyasetin ne kadar seviyesini düşürdüklerinin açık sözlü biçimde ifadesi olarak görürüm. Bu kadar net söyleyeyim. Ama bir şahısla ilgili mesele değil. Siz saydınız işte az önce. Yani bir takım isimler oldu. Saydınız. Zorlu Töre'yi unuttum, o da var. Ya mesela bu bize şunu gösteriyor. Halktan ne kadar kopuk ve sadece ve sadece nasıl olursa olsun seçileyim de o partidenmiş, bu partidenmiş, oradanmış, buradanmış benim için önemi yok. Benim mutlaka seçilmem lazım gibi bir şeye getiriyor. Bu da bizi az önce sorduğunuz o fahiş paralar ödeyerek ancak milletvekili olunur meselesine getiriyor. Eğer fahiş paralar ödenerek bu partilerden milletvekili olunursa o paraları karşılayabilmek için mutlaka ve mutlaka vekillik yapmaya devam etmek gerekir bu anlayışa göre. Biz bu anlayışı yanlış buluyoruz ve bu tür egzersizlerin içerisine girmiyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Sanıyorum burada, bu televizyon kanalında Ulusal Birlik Partisi'nin yetkililerinden birisi çıkıyor ve şunu diyor. Eğer bir milletvekili benzini koyup bilmem işte Güzelyurt'taki veya şuradaki vatandaşa gidemeyecekse, 30 bin lirası yoksa olmasın milletvekili diyebiliyor yani. Düşünebiliyor musunuz? Öyle mi? Halkın iradesinin temsil edileceği bir meclisten bahsediyoruz. O mecliste yasama faaliyeti yapılacak. Parası olan bunu yapar dediğiniz anda siz bir zenginler kulübüne çeviriyorsunuz demek ki bu işi. Bir menfaat ilişkisiyle o bedellerin karşılanabileceği bir zenginler kulübü egzersizi olarak görüyorsunuz siyaseti. Halkın Partisi olarak biz bunu böyle görmüyoruz. Bu toplum artık bu tür davranışlara da destek vermeyecek. Zaten 2013'teki genel seçimlerde tepkisini koydu. 2014'teki belediye seçimlerinde tepkisini koydu. 2014'teki anayasa referandumunda hepsi evet dedi, halk hayır dedi tepkisini koydu. 2015 yılında Cumhurbaşkanlığı seçiminde benim için bu partilerden yıllarca olmak fark etmez, ben kendime göre doğru adaya gider destek veririm deyip aslında tepkisini koydu ve iradesini gösterdi. Şimdi geldiğimiz noktada vatandaşın söylediği şey şudur. Kimseyle ben o anlamda bağlı değilim. Siz eğer bize partilerden adaylar çıkarıp ondan sonra cırt diye başka partilere falan kaçıyorsanız, ben seçmen olarak niye tutsak gibi size bağlı olayım ki? Sırf 30 yıldır ya da 40 yıldır benim ailem ya da ben bu parti için çalıştım diye illaki bu partiye oy mu vereceğim diyen insanlar var ve cevap onlar açısından hayır. Madem ki yanlış yoldalar, kendilerine oy vermeyeceğim şeklindedir. Bunu neden söylüyorum? Yıllarca bu ülkede yönetimde yer almış, halkın denediği bu siyasi partilerin kemik oyları dedikleri oyda ciddi bir erime bu sebepten vardır işte. Bu konuştuğumuz meseleden ötürü vardır. Evet, devam edelim efendim. Bir sürü sorumuz var çünkü. Bu arada Twitter'dan da sorumuz vardı. Hemen onu da bildirimini geldi. Tabii, onu da soralım size. Bu arada hep özelden mesaj gönderiyorsunuz değerli izleyenler. Bu nedenle size hitap etmekte zorlanıyorum. Sadece isimlerinizi vererek soruyu soralım. Soy isimleri vermeyelim. Çünkü hani bir kişi, falan kişi, falan kişi deyince çok böyle hoş olmuyor sanki. Evet, devam edelim şimdi. Özgün Bey, Özgün Bey'in adını her zaman verebiliriz. Özgün Bey zaten sağ olsun şeydir. Bayağı bir uzun. Günaydınlar demiş. Seçim konusu kaosunun yaşandığı bu dönemde sizi görünce benim için Kıbrıs meselesi ön plana çıkıyor demiş. Yalnız Kıbrıs meselesiyle ilgili soruyu sona bırakmak istiyorum. Ben sorayım, tamam. Cevabınızı sona bırakalım. Ben yazayım soruyu. Seçim kaosu demişiz. Evet. Çünkü akademisyen müzakereci olması bize güven veriyorsunuz. Akademisyen ve müzakereci olması bize güven verdi diyor. Sayın Özersay size sorum şudur. Krans Montana hezimetinin ardından Türk tarafınca kapsamlı çözüm süreciyle ilgili yapılan değerlendirmeler, bugün yapılan görüşmelerin başlamasıyla ilgili yapılan dolaylı açıklamalar arasında bir anlam kargaşası yaşanıyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Rum zihniyetinde bir değişiklik olmadığı ve görüşmeler başlayacaksa sıfır asker, sıfır güvenlik tezlerini masaya koyacakları anlaşılıyor. Bu konuda Rumlarla nasıl anlaşacağız diye sorusu vardı. Dediğim gibi cevabı birazdan alabilirim. Yine bu konuyla ilgili bir sorumuz var. Meclisteki federasyon görüşmelerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce konfederasyonel bir yapıya dönüşmeli midir? Diye bir başka sorumuz var. Ve İbrahim Bey, iyi yayınlar demiş. Sayın Özersel'e sorar mısınız? Olası bir koalisyonda UBP ile hükümet kurarlar mı acaba demiş. Bu tarz sorular size galiba devamlı olarak geliyordur. Ve Cüneyt Bey, Halkın Partisi iktidara geldiğinde belediyelerinin sorunlarını nasıl çözmeyi düşünüyor diye bir soru göndermiş bize. Tamam. Birkaç saatimiz varsa cevaplandıralım. Son 20 dakikamızın içerisindeyiz bu arada. Şimdi Ulusal Birlik Partisi ile hükümet işte koalisyon kurar mı sorusuna şu cevabı vereceğim bütün samimiyetimle. Böyle bir şeye ihtiyaç kalmayacak bir kere. Vatandaşın nabzını doğru tutabiliyoruz biz Halkın Partisi olarak. Daha önceki girdiğimiz seçimde de doğru tutabildiğimizi aslında gösterdik. Bütün ortaya attıkları anketlerin taban tabana tersi, ortaya attıkları anketlerin 3 katı kadar oy alabildiğimizi, 4 katı kadar oy aldığımızı, vatandaşın nabzını doğru tuttuğumuzu ispatladık biz. Ona dayalı olarak bir analiz yapıyorum ve bir yaptığım analizin sonucunu söylüyorum. Tek başına hükümet mümkündür ve Halkın Partisi'ne Kıbrıs Türk halkının tek başına iktidar olma imkanı vereceğine biz inanıyoruz. Neden bunu söylüyorum? Çünkü vatandaş şunu görmüş durumdadır. Talep ettiği ve halkın beklediği değişim sadece sıradan bir hükümet değişimi, bakanların değişimi, müdürlerin değişimi, müsteşarların değişimi değil. Vatandaşın talep ettiği şey köklü bir siyaset anlayışı değişikliğidir. Yani basit söylemek gerekirse, toplumun yararını esas alan, şahısların yararını ve menfaatini değil, toplumsal yararı esas alan politika üretecek, çözüm üretecek, sorunları çözecek olan bir yeni siyasi düşüncedir vatandaşın aradığı. Bu yeni siyasi düşünce tek başına iktidar olursa bu değişimi gerçek anlamda yapabilir ve herkes bunu görüyor zaten. Biz şuna inanıyoruz. Vatandaş kendi gücünün farkındadır ve bunu devreye sokup tek başına iktidar yetkisini Halkın Partisi'ne verecek. Sorulan soruyla ilgili bir başka şekilde cevap da verme ihtiyacı hissederim. Söylediğimiz şeyleri yapmamızı engelleyecek, sözümüzde durmamızı engelleyecek, örneğin yolsuzlukların üzerine gideceğimiz sözünü yapmamızı engelleyecek bir ilişkiye neden girelim ki? Girip de herkesin gözünde maskara olmak için yapmayız bunu kesinlikle, net. Bir ikincisi, belediyelerle ilgili olarak düşünceniz nedir diye bir şey sordu. Şimdi aslında çok alt başlığı var bunun ve zaten bu genel seçimin ertesinde bir de belediye seçimleri gündeme gelecek. Halkın Partisi olarak bizim bir belediyeler çalışma grubumuz var. Yani yerel yönetimlerden, tapu kadastrodan, belediyelerin mali yapısından anlayan arkadaşların bir araya gelerek oluşturdukları bir belediyeler çalışma grubu var. Bu çalışma grubu mevcut belediye yetkilileriyle de görüşüp kendilerinden bilgi edinme yasası çerçevesinde belediyelerin mali durumuna ilişkin bilgileri de topladılar. Tabloya baktığımızda tablo iç açıcı değil belediyelerle ilgili olarak. Peki bu aşırı personel yığılması, mali açıdan sıkıntı, sosyal sigorta ihtiyaç sandığı yatırımlarında geriye doğru eksiklikler ki bundan sonrası devlet katkı payından kesiliyor biliyorsunuz. Böyle bir açmazla karşı karşıyayız. Çözüm olarak ortaya konulan şey bu sorunları çözebilecek bir şey değil. Nedir ortaya konulan şey çözüm olarak? Belediyelerin sayısının azaltılması. Bu sadece kendi başına bir belediye reformu olamaz. Belediyelerin sayısının azaltılmasına Halkın Partisi olarak biz olumlu bakarız. Bir kere net bunu söyleyeyim. Öte yandan bunu yaparken
belli bazı unsurlara dikkate almak gerekir. Yani belediyeleri birleştirdiğiniz zaman Çiğdem Hanım, borç ortadan kalkmıyor. Bir borç bir başka belediyenin bünyesine gidiyor ve borç birleşiyor. Ama ne olabilir verimlilik açısından? Hizmet araçları, yani çöp toplama aracı da dahil olmak üzere, hizmet araçları birden fazla yerde daha yoğun bir biçimde kullanılacağı için daha verimli kullanılabilir. Bu bir katkıdır. Ama esas yapılması gereken şey belediyelerin gelir kaynaklarını artırmaktır. Bu noktada bizim daha önce açıkladığımız vergi politikasına ilişkin bazı düşüncelerimiz var. Biliyorsunuz emlak vergilerini belediyeler topluyor. Ama bu ülkede emlak vergileri açısından adil olmayan bir durum var. Yani Mesarya'nın göbeğinde bir iki katlı bir evi olan, kendi evladına evini yapmış olan kişinin verdiği emlak vergisiyle turistik bir bölgede çok daha pahalı, değer itibariyle çok daha pahalı bir evin emlak vergisi aynıdır bizde. Doğru. Halbuki bunlara ilişkin bir düzenleme yapılırsa hem çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi anlayışıyla söylüyorum bunu. İnsanların vergiyle cebinden para alma anlamında söylemiyorum. Bu yaklaşımla belediyelerin mali yapısına bir dokunmak lazım. İki, personele ilişkinde kesinlikle performans değerlendirmesini devreye koymak lazım. Yani şimdi ne görüyoruz? Büyük belediyelerin pek çoğunda o aşırı istihdam var ya, istihdam edilenlerin bir kısmı da mesela çalışmayabiliyor, işe gitmeyebiliyor ya da bir konum almış onun gereğini yerine getirmeyebiliyor. Performans değerlendirmesinin çok daha net yapılabileceği ve çalışmayanın belediyede barındırılmayacağı bir yönteme ihtiyacımız var. Çalışılmasını sağlamamız lazım. Bunların dışında kaynaklar açısından bir başka önerimiz daha var bizim Halkın Partisi olarak. Bir havuz bütçe uygulamasına gidilmesi artık kaçınılmazdır. Yani bazı belediyeler öyle bazı yerlerdedirler ki, örnek vereyim, mesela Ercan Havaalanı'na hizmet veren Değirmenlik Belediyesi ile işte Kıbrıs Türk Petrolleri'nin bulunduğu noktada hizmet veren belediyelerin bir avantajı var. Oralardan daha fazla gelir elde ederler. Ya da bazı limanlara yakın ve limanda hizmet veren belediyeler. Bazı başka belediyeler bu kadar şanslı değil. O zaman ne yapmak lazım? Bu geliri tek bir havuza alıp belediyelerin hizmet verdiği nüfus oranında tekrardan adil şekilde dağıtmak lazım. Hasbelkader havaalanına yakındır Değirmenlik Belediyesi diye bütün bu geliri alması neye neden oluyor? Mesela Değirmenlik Belediyesi özelinde söylemiyorum ama genel anlamda söylüyorum. Şuna neden oluyor. Bir siyasi parti hükümetteyken ve belediye de kendi partisinden birisi belediye başkanıyken o dönemde bu gelirleri fazla olduğu için hem o dönemde hem de hükümetten gittiğinde bunu bir istihdam aracına dönüştürüyor. Hükümette geçici görevler alan bazı insanlar kendileri hükümetten gidince belediyeye alınıyor ve oradan ödenmeye falan başlıyor. Yani bunun bir örneği var ve maalesef hem Ulusal Birlik Partisi için var hem Cumhuriyetçi Türk Partisi için örneği var. Yani vatandaş daha önce bunları bu anlamda da deneyip gördü. Özellikle şunu söylemeye çalışıyorum. Belediyelerin mali yapısını bir an önce düzeltmek için bir reform yapmak gerekir. Bu reform sadece belediyelerin sayısının azaltılmasıyla olmaz. Bu reform aynı zamanda belediyelerin gelir kaynaklarını artıracak. İki tane örnek verdim az önce. Gelir kaynaklarını artıracak, buna benzer tedbirleri yürürlüğe koyarak olur. Biz bunları göreve geldiğimizde yapacağız. Neden bunu daha rahat bir biçimde söylüyorum onu da söyleyeyim. Çünkü geçmişte belediye seçimlerine girip belediye başkanlıklarının bir kısmını almış olan siyasi partiler belediyelerin sayısını azaltma adımını bile atamıyorlar. Neden? Çünkü oradaki belediye başkanı bu kapatmadan veya birleştirilmeden rahatsız olacaksa, o bizi yarın öbür gün genel seçimde sekteye uğratırsa, destek vermezse, oy çıkmazsa o belediye sınırları içerisinden bizim partiye küsmeyelim, küstürmeyelim belediye başkanlığı gibi değişik hassas ilişkilere girdiler. Oysa Halkın Partisi ilk kez genel seçime girecek ve tek başına iktidara geleceğine inanıyoruz biz Halkın Partisi'nin. Halk bu mesajı veriyor bize. Böyle bir görev üstlendikten sonra bizim belediyeler konusunda gerçekten ihtiyaç olan reform niteliğinde adımları atmamız
diğer pek çok siyasi partiye göre çok daha mümkündür bu sebepten dolayı. Bunun da özelliği altını çizmek isterim. Ben sizi uyarmak durumundayım. Son 5-3 dakikamız gerçekten kaldı. İki tane de Kıbrıs meselesine gidiyor. Kıbrıs meselesi var. Evet. Ama hani tek cümleyle özetleyebilirseniz. Çünkü noktalama hızlı gerekiyor. Tabii. Şunu söyleyeyim. Federasyondan konfederasyona falan geçilmeli mi? Her nereye geçilecekse geçilsin. Bunu tek başınıza yapmanız mümkün değil. Bunu bilmemiz lazım uluslararası ilişkiler anlamında. Bunu devletin bir uyum içerisinde ve tek bir politik söylemle ve diplomatik temaslarda kullanacak söylemle uyum içerisinde birlik halinde yapması önemlidir bir bizim açımızdan. İkincisi, biz Halkın Partisi olarak şunu söyledik. 50 yıla yakın federasyon temelinde müzakereler sürdü ve sonuçsuz kaldı. Eğer gerçekten bu müzakerelerden sonuç alınması isteniyorsa, Kıbrıs Rum tarafıyla masaya oturup, uluslararası aktörlere de söyleyeyim, biz federal bir çözümü gerçekten istiyor muyuz? Federal bir çözümden aynı şeyi anlıyor muyuz diye konuşmak lazım artık. Bu şu şekilde olmaz. Ben vazgeçtim, ben bundan sonra konfederasyonu savunacağım. Tek başıma ben karar veririm. Böyle değil. Ama müzakere değil artık ihtiyacımız olan. İhtiyacımız olan samimiyetle masaya oturup Kıbrıs Rumlarla, be arkadaş biz federasyon kuramayacağız, öyle anlaşılıyor değil mi? Ne yapacağız o zaman? Gel bunu konuşalım demek lazım. Ve bunu da uluslararası topluma budur ihtiyaç diye anlatabilmemiz lazım. Sadece Cumhurbaşkanı, sadece hükümet, sadece vekiller değil. Herkes bir bütün olarak. Önemli olan ulusal konsey falan gibi yapılar kurmak değil. Kendi içinde bütünlüklü bir politikayı oluşturup savunmaktır. Yani özetle şunu söylüyorum. Geçiyorum o son soruya. Kıbrıs müzakerelerinin kaldığı yerden devam etmesi, yine gidip aynı şekilde iki bölgeli iki toplumlu federasyon müzakeresine oturuyoruz denilmesinin bize göre hiçbir anlamı ve yararı yoktur. Yapılması gereken şey işte bu yöntemle olmadı, başka bir yöntemle yine aynı şeyleri konuşalım demek de değil bize göre. Çünkü bütün yöntemler denenmiştir. Hakemlik de dahil, BM'nin Birleşmiş Milletler'in doldurması da dahil, BM'nin öneri getirmesi de dahil, arabuluculuk da dahil, bütün yöntemler denendiğine göre ve federasyon bir zemin olarak 50 yıla yakın görüşüldüğüne göre yapılması gereken şey müzakerelere kaldığı yerden başlamak değildir. Kıbrıs Rum tarafı bu politikaya oynuyor çünkü bu haliyle müzakerelere kaldığı yerden devam edilirse bu sadece ve sadece bugünkü statükoya hizmet eder. Ki bugünkü statüko da Kıbrıs Rumların lehine olan bir statükodur. Bizim yapmamız gereken Kıbrıs Türk tarafı olarak uluslararası topluma da Kıbrıs Rum tarafına da açıkça bir çözüm istiyorsanız daha farklı bir takım şeyleri de oturup samimiyetle konuşmamız lazım. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlara varamayacağımız ortadadır demek lazım. Açık ve net bir biçimde, samimi bir biçimde. Peki. Çok teşekkürler. Daha soracak çok sorumuz var ama süremiz yetmedi. Örneğin denk bütçe konusunda yapılan açıklamalar, dövizin alıp başına gitmiş olması ve ülkemizde ne yazık ki devletin özellikle gümrük kapılarından almış olduğu vergilerin de dövizle almış olduklarını düşünürsek bütçenin zaten daha da artı olması lazımdı. Yani burada değinmek isterseniz. Kağıt üzerinde denk bütçe yapmak değildir önemli olan. Kağıt üzerinde denk bütçe yaptılar. Soruyorum şimdi size. Zaten Sayın Özgür Gün'ün de devletin borcu yok falan açıklamaları aynı ciddiyetsiz açıklamalardır. Kağıt üzerindeki denk bütçe gibi. Soruyorum o zaman ben. Denk bütçe diyorsunuz ama aldığınız borçların faizini ödemiyorsunuz mesela. Öteliyorsunuz onu. Denk bütçe diyorsunuz ama Kooperatif Merkez Bankası'na devletin olan borçlarını ödemiyorsunuz mesela. Yeniden yapılandırmıyorsunuz mesela. Demek ki bu sadece lafta, sadece seçim öncesinde ve kağıt üzerinde bir denk bütçe yaklaşımıdır. Sizin sorduğunuz soru çok yerindedir. Döviz artışı vatandaşın alım gücünü aşağıya çekiyor ve eritiyor. Bununla ilgili olarak senenin başında yaşanan bir diğer döviz krizinde Halkın Partisi bir çözüm önerisi koydu ortaya. Fiyat İstikrar Fonu diye bir şey var. Bu Fiyat İstikrar Fonu'nda biriken parayı fiyat dalgalanmalarını önlemek için vatandaşa bunun daha az yansımasını sağlamak için vatandaşın alım gücünün erimesinin önüne geçilmesi için kullanmak gerekir dedik biz. Nerede? Akaryakıt fiyatlarının dalgalanmasını önlemek için kullanmak gerekir. Bir de temel gıda ürünlerinin
fiyatlarının dalgalanmasını önlemek lazım. Nedir bu? Süt, et, ekmek vesaire gibi, tüp gaz gibi temel gıda ürünlerinin fiyat dalgalanmasını önlemek gerekir. Eğer gerçekten dar gelirli vatandaşları düşünüyorsanız. Orada bir fon var. Bu fonu o maksatlar için bugüne kadar neredeyse hiç kullanmadılar. Ama CTP hükümeti de kullanmadı, UYP hükümeti de kullanmadı, koalisyonları da kullanmadı bunu. Halkın Partisi bunu dile getirdikten sonra fiyat istikrar fonunu, şimdi bakıyoruz hükümet fiyat istikrar fonunu kullanıp akaryakıta yansıtmadım falan gibi açıklamalar yapmaya başladı. Gördüler dikkatlerini çekti bunun yapılabileceği. Biz bunu temel bir politika aracı yani fiyat artışlarını önlemek için bir düzenleyici enstrüman araç olarak kullanmayı düşünüyoruz. Fiyat İstikrar Fonu Halkın Partisi olarak. Ama daha önemli bir nokta var. Dövizle borçlanan bankalardan, dövizle borçlanan insanların o zaman da söyledik. O zaman eğer bu adım atmış olsalardı bugün daha az bir sıkıntıyla karşı karşıya kalırdık. Dövizle borçlanan insanların borcunun dövizden TL'ye çevrilmesinde ciddi bir harç ödenmesi gerekir. Bir para ödenmesi gerekir. Bu aradaki harçları kaldırın. İnsanlar hızlı bir biçimde dövizle borçlanan TL'ye geçsin. Bu döviz krizlerinden olumsuz etkilenmeyelim çağrısı yapmıştık. Biz bunu bu adımı atacağız. Neden biliyor musunuz? Çünkü insanlar kapasitelerinin üzerinde borçlanma imkanı verilirse insanlara ya da belirsizlik içeren dövizle bu şekilde borçlanma imkanı bu kadar açık bırakılırsa yarın öbür gün yaşanacak ekonomik krizde mazbatalardan insanların evlerine ipotek, evlerine haciz gelmesine varıncaya kadar. Ne yapacaksınız o zaman? Toplumsal krizleri, ekonomik krizleri önlemek için önceden bu tedbirleri kesinlikle almak lazım. Ve son bir nokta, gümrükleri haklı olarak değindiniz. Maliyenin başında olanlar ne zaman döviz artışı yaşansa avuçlarını ovuştururlar. Niçin? Gümrükten işte ithalat bağlamında gelecek olan ürünlerden daha fazla gümrük alacaklar. İyi güzel be kardeşim ama bu yapıldığı zaman doğal olarak içerideki fiyatlara yansıyacak ve pahalılık olacak. Bakkallardaki en ufak bir ürüne kadar, sakızdan bisküviye, çikolataya kadar bu yansıyacak. Madem ki bunu görüyorsun, alım gücünü azaltacak, enflasyonu artıracak, pahalılığı artıracak bir uygulamadır. O zaman döviz artışlarından bunun da etkilenmemesi için bir döviz kuru sabitlemesi bir dönem için yapılabilir gümrüklerle ilgili olarak ve yapılmalıdır. Bunu yapmazsanız görünürde ve kağıt üzerinde az önce olduğu gibi gelirleriniz artmış gibi olur. Ama vatandaşın alım gücü azaldığı ve vatandaş fakirleştiği, fukaralaştığı için siz o gelirleri nereye harcayacaksınız bu kez? Hangi hizmete? Yetmeyecek. Zaten bu doğru bir mantık değil. Vergi de toplayamayacak. Aynen. Yoksa nasıl ödeyecek insanlar? Aynen. Yani bu neye benzer? İşte vergileri artıralım da gelirimiz artsın. Ekonomide böyle bir mantık yoktur. Vergi oranlarını aşağıya çekerseniz tahsilat artar, geliri o zaman artırabilirsiniz. Biz ekonomi konusunda da bu ekonomik krizler konusunda da Halkın Partisi olarak bu saydığıma benzer somut önerilerle vatandaşın karşısındayız. Peki çok teşekkürler. Biz Sayın teşekkür Özel ederiz. Say. Çok sağ olun. Değerli izleyenler, bugün içinde birlikteliğimizi burada noktalıyoruz. Yarın yeni bir günde yeni bir güne merhaba demek için burada olacağız. Görüşmek temennisiyle hoşçakalın. Yaptığı yayınlarıyla Kuzey Kıbrıs gündemine damgasını vuran Diyalog TV, internet yayıncılığında yeni bir çığır açıyor. Diyalog TV, Facebook canlı yayın. Diyalog TV yayınları artık Facebook canlı yayında. Yapmanız gereken tek şey, Diyalog TV grubunu takip etmek. Haberler, son dakikalar, gündemi belirleyen programlar, hepsi yanı başınızda. Çok şey yapılabilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Maliyesi'nin bu yılki gelirlerinde bir miktar artışlar oldu. Kimine göre bunun nedeni dövizdeki yükseliştir, kimine göre mülk satışlarındaki patlama. Patlamanın sebebi bu.